için ben bize bu güzel havayı yaşatan Çal Kaymakamımıza, belediye başkanımıza, Çalva Yöresi Derneği'nin yöneticilerine, Yüksek Okulumuzun idari ve diğer akademik personeline ve hepsinden önemlisi de bu havayı yaşatacak, yaşatmaya devam edecek olan dışarıdaki Çalva'ya çok teşekkür ederim. Programları birinci, ikinci, üçüncülükle tercih eden, yazılan, kaydolan öğrencileri ödüllendirmesi sembolik. Bir ana müfade ediyor, bayağı da hediye aldılar. Kitaplar, işte bilgisayar, neyse içinde ne var bilmiyorum ama evet, hepsi güzel şeyler. Ama ben bu sembolik olarak şöyle, neyi sembolik? Pamukkale Üniversitesi'nin bir geleneği var. Pamukkale Üniversitesi'nde okuyan herkes bir aidiyet duygusuna sahip oldu. Üniversite 1992 yılında kuruldu. 1992 yılında kurulan üniversiteler gibi ilçelerinde de yüksek okulları var. Ve bu öğrencilerin bir aidiyet duyguları var hepsinin. Ben Pamukkale Üniversiteliyim diyor. Ne demek oluyor? Ben 24 saat üniversitedeyim. Buradaki yurtları kastederek söylüyorum. 54 bin öğrencinin 40 binin üzerindeki merkez kampüsümüzde. Ben burada yerim, burada çalışırım, burada içerim, burada eğlenirim, burada dinlenirim. Ne sağlamak için biz yıllardır çalışıyoruz. Çok şükür bugünlerde bu noktaya geldik. Şimdi ilçelerdeki yüksek okullarımızın da bu şemsiye altında olduğuna göre aynı aidiyet duygusuna sahip olması lazım. Ne yapalım? Bu bir yerde her üniversitede olan bir şey, ilçelerde yüksek okul, merkeze yakın veya uzak fark etmiyor. Oralardan ara eleman yetişecek. 2 yıllık bir eğitimdir. Bu kadar. Eş değer bir aidiyet duygusuna gerek yoktur diye de düşünülebilir. İlçe halkı istiyor, kaymakamlık istiyor, belediye istiyor. Oraya bir canlılık gelsin, yeter diye düşünülebilir. Ama biz üniversite olarak böyle düşünmüyoruz. Az önce kısmen bahsedildi. Önemli olan öğrencinin sayısı değil, orada ne yapıldığı. Burada biz şunu düşünüyoruz. Bir kere ara eleman kavramını kabul etmeyen bir üniversiteyiz. Buradaki 3 programda ara eleman yetiştirmek için sizler burada değilsiniz. Aranılan eleman olarak mezun olmak için buradasınız. Bunun gereği olarak da öğretim elemanı sayımızı artırıyoruz. Hatta öğretim elemanlarımızı sizler gibi burada kalması için gerekli olan düzenlemeyi yapıyoruz. Dolayısıyla bu bağlamda aktif bir eğitim yapmak istiyoruz. 24 saat uygulamalı. Çal'da uygulamalı eğitimden kastettiğimiz şey şu. Çal'da yüksek okul açalım, bir hareketlilik gelsin. Öyle değil. Çal'da bir şeyleri programlayalım, sonra aranılan elemanları yetiştirecek bir eğitim yuvası, birimi, programı açalım. Bizim Çal'daki asıl düşüncemiz, üniversite olarak misyonumuz bu oldu. Bizi bu misyona iten faktör neydi? Belediye başkanımız çok güzel söyledi. Çal ve Acıpaya, bölgenin en çok eğitimcisinin yetiştiği, en çok bilim insanının yetiştiği, ulusal ve uluslararası düzeyde bu bilim insanları aracılığıyla birçok ödüllerin alındığı, birçok öğrencinin yetiştirildiği, hocaların yetiştiği, doğduğu, büyüdüğü yerler. Dolayısıyla ama 1980 sonrası bir kayıp oldu diyor.
Şimdi üniversitenin misyonu o kişileri, kaybedilen kişileri buraya getirmek olmayacağına göre onların torunları, çocuklarını, sizleri aynı sahiplerle yetiştirmekle ancak bunu kapatabiliriz. Bu da binlerce öğrencinin çalda olması anlamına gelmiyor. İşte onu çok iyi idrak ettiğimiz için bir türlü kavuşamadığımız Aşağı Menderes Havzası Tarımsal Biyoteknoloji ve Araştırma Merkezi'nin artık sonlarına geldik. Hemen 3-5 kilometre ötede, belki sizler görmeyeceksiniz ama mutlaka sizlerin istihdamında önemli bir faktör olacak. O 600 dönümlük arazide önümüzdeki 10 yıl içinde tarımsal biyoteknoloji alanında, tohumculuk alanında Türkiye'nin, Türkiye tarım politikalarının öngördüğü şekliyle bir dev merkezin, hatta uluslararası birçok katkılarla hazır ve nazır olduğunu göreceksiniz. Bizim hedefimiz, bizim amacımız hiçbir zaman binlerce öğrenci gelsin de o yörenin insanı evlerini kiraya versin, lokantalarda yemek yesin falan değil. Çal için bu böyle olmaması gerekiyor. Acıbayan için bunun böyle olmaması gerekiyor. Aranan eleman yetişeceği kaliteli öğretim elemanları ve araştırıcılarla orada Türkiye'nin gündemine oturacak. Biz de buradayız, hazırız ve nazır diyecek aranan kişilerin yetişmesi için ne gerekiyorsa onun yapılacağı bir yer olmalı. İşte bu iş için uygun yerlerden birisi Denizli üzerinde Çal. O nedenle biz üniversite olarak hem bu bağlamda, bilimsel anlamda hem de sosyolojik anlamda bunu çok dikkate alarak burada okuyan her öğrencinin bize bir emanet olduğunun bilinciyle aidiyet duygusunu aşılamaya yönelik her hareketin yanında olmamız gerekiyor. Bugün de burada toplanmamızın sebebi bu. Aslında bu toplantıyı eğitim öğretim başladığında hemen yapmamız gerekiyordu. Ben biraz bekleyin, biraz bekleyin, eksikler geçsin. O kısmının gecikmesinin sebebi benim. Ondan sonra da programlandı. Başkanımızın annesinin acı kaybı dolayısıyla biraz daha ertelendi ama daha fazla ertelemeyelim dedik. Bugün o nedenle buraya geldik ve törenimizi tamamladık. Ben birinci, ikinci, üçüncülükle tercih eden arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Onları bize emanet eden anne babaları da buradan selamlıyorum, kutluyorum. Bu bölge için madem bizi bu denli tercih etmişsiniz ve bundan sonra da bu aidiyet duygusuyla her türlü bize böyle demiştiniz ama şurada bir eksiğimiz var diyerek bana geldiğinizde çözümü veya arkadaşlarıma, okul müdürlüğüm aracılığıyla bu eksiklerin süratle giderileceğini ve 2 yıl içinde de zaten o aranılan elemanlar sınıfına dahil olacağınıza olan inancım tam. Ama bir eksiklik varsa zaman içinde gidecek. Bunu karşılıklı bir anlayış içinde çözeceğiz. Bütün hedef aranılan eleman yetişmesi. Bu amaçla belediyemiz, kaymakamlığımız, Çal ve Yöresi Derneği, Yardımlaşma Derneği bu duygunun pekiştirilmesi bağlamında çok büyük katkıları oldu. Bana göre bunun en önemlisi burstur. Standart, rutin. Ayda miktarı önemli değil ama verilmiş. Bir sahiplenme duygusu. Anne baba çocuğuna nasıl harçlık veriyor? Git şöyle yap. Buranın da şehrinde, bu şehrinde emiri, belediye diyor ki bunlar benim çocuklarım. Üniversitenin çocukları, ben de 2015-2016 eğitim öğretim yılının sonuna kadar belediyenin verdiği miktarla aynı sayıdaki öğrenciye aynı katkıyı yapmaktan onur duyacağımı, gurur duyacağımı söylemek istiyorum.